Dünyanın en güzel duygusu, hatta Maslow'un piramidi var. En üstteki, en üst kısım kendini gerçekleştirmek. Açtığımız zaman başkalarına faydalı olmak. Yani en yüksek derece ve en yüksek duygu kendine ve çevrendeki insanlara faydalı olmak. Bu duygu. Herkes oraya ulaşmak istiyor, gizliden gizliye. Bilinçaltı onu istiyor. Orayı arzuluyor. Başkalarına faydalı olmak. Kendini gerçekleştirip başkalarına faydalı olmak. En güzel duygu. Şöyle düşün bak. Ne iş yapıyorsan yap, fark etmiyor. Ne iş olursa olsun. Örneğin aşçısın. Tamam mı? Aşçısın. Yemek yapıyorsun ve karşıdaki kişiye ikram ediyorsun. Gözlerine bakıyorsun değil mi? Acaba ne hissediyor? Feedback olarak ne diyecek? Geri dönüşüm ne söyleyecek? Gözlerin içine bakıyorsun heyecanlı heyecanlı. Sonra keyif aldığını görüyorsun. Vücut yalan konuşmuyor çünkü. Hani gözler yalan söylemez ya. O keyif aldıkça, tat aldıkça, ağzını şapırtlattıkça sen keyifleniyorsun. Çünkü insanın fıtratında o duygu var. Başkasını mutlu etmek, başkasının hayatına dokunmak, başkalarına faydalı olmak. Bu insanın içinde var. Ve her insan o en üst makama ulaşmak istiyor. Mesela çocuklara sorabilirsiniz. Neden doktor olmak istiyorsun diye sorduğunuzda ne diyor? İşte çocukları kurtarmak için, çocuklara faydalı olmak için veya büyük annem babam onlara ileride faydalı olmak için, insanlığa faydalı olmak için. Küçük çocuklar bile bu cevabı veriyor. Veya seminerlere katılmak isteyen insanlar genellikle onlara sorduğumuzda sen bu seminere neden katılıyorsun? Neden katılmak istiyorsun dediğimizde başkalarına faydalı olmak için diyorlar. Yani ulaşılmak istenen şey neymiş? Başkalarına faydalı olmak. Hani bu konuyla alakalı sizin en hayırlınız başkalarına faydası olandır. En hayırlı insan başkalarına faydalı olanmış. Değil mi? Yani insanın fıtratında da bu. Her şey tamam bu şekilde. Bunu kabul ediyoruz. Yalnız şöyle bir durum var. İnsanın başkasına faydalı olabilmesi için ilk önce kendine faydası olması gerekiyor. Yani başkasının saçını taramadan önce ilk önce ne yapması lazım? Tarakla kendi saçını taraması gerekiyor. Kendi saçını taraması lazım. Kendi dişini fırçalamadan başkasının dişini fırçalamak yok. Olmaz. Mantıksız. Ama insanlar genellikle bunu yapıyorlar. Yani kendini değiştirmek yerine ilk önce başkalarını değiştirmeye çalışıyorlar. Benim niyetim iyi diyor. Onun hayatına dokunmak istiyorum. O yüzden onu değiştirmeye çalışıyorum diyor. Hani yeni evlenen çiftlerde genellikle o var, değil mi? Kendine toz kondurmuyor ama eşini suçluyor devamlı. O hatalı diyor. Onun değişmesi lazım diyor. Veya oğlum değişmesi lazım diyor. Oğlunda bir sıkıntı görüyor. Hemen tutuyor, götürüyor uzmana. Buna bir sihirli değnekle dokunuver. Konsantrasyon problemi çözülsün diyor, değil mi? Dikkat eksikliği çözülsün diyor. Bir şey yap hocam diyor. Bakın, böyle bir şey yok. İlk önce sen kendini değiştirmen lazım, dünya değişmesi için. İlk adım kendinde başlıyor. Kendi üzerinde çalışman lazım. Nefsin üzerinde çalışman lazım. Çünkü hayat bir ayna gibi. Sen ne yaparsan ayna karşısında, ayna da onu yapıyor. Sen yanlış yerden başlarsan, hocam benim niyetim iyi, başkalarına faydam olsun diye uğraşırsan, sadece ne alırsın sonuç olarak? Sana tepki verirler. Soğutursun kendinden insanları. Ve boşuna emek harcarsın. Değişmez ki. İnada biner zaten. İlk önce kendi dişini fırçalaman lazım. İlk sen kapının önünü temizleyeceksin. Herkes kapısının önünü temizlerse o zaman mahalle çok temiz olur. Dolayısıyla yanlış yerden başladığın zaman başkasına bir faydan olmaz. Hayrın dokunmaz. İlk yapman gereken yani başkalarına faydalı olmak istiyorsan Maslow'un piramidindeki gibi en alttan başlaman lazım. Senin ilk önce ihtiyaçlarını gidermen lazım. Açsan kendini doyurman lazım. Susuzsan suyunu içmen gerekiyor. Güvenlik, ev, aile, kendi sistemini kurduktan sonra o tepeye çıkarsın. Yani kendini gerçekleştirip başkalarına faydalı olmak. Ama biraz önce dediğim gibi insanlar, ama hocam bende öyle bir his var. Benim başkalarına yardım etme ihtiyacım var. Yani yardım etmek istiyorum. Tamam. Ama sen daha aile kurmamışsın ki başkasına aile danışmanlığı yapmaya çalışıyorsun.
kaş yapayım derken göz çıkaracağın belli, kesin yani. Birçok aile danışmanı var değil mi piyasada? Bunların genellikle kendi aileleri ile problemleri. Sen eğer boşandıysan onlara ne diyeceksin? Senin yanına danışmanlığa gelecek insanlara boşa gitsin diyeceksin. Niye? Çünkü sen o kadarını yapabildin. Veya finans konusunda danışmanlık yapan tipler var piyasada. Cebinde bir kuruş parası yok. Hocam ben başkalarına faydalı olmak istiyorum diyor. Sen onlara sadece elindekilerini nasıl kaybedersin onu öğretebilirsin. Bilmiyorsun ki. Hocam ben işte bankada yatırım danışmanıyım. E sen kendine yatırım yapamamışsın ki. Sen başkasına nasıl faydalı olacaksın ki? Yani bunlar çok önemli konular. İlk önce kendi üzerinde çalışma yapacaksın. Kendi kabuğunu kırman lazım. İlk önce kendin şu tekeri patlak bisikletten kurtulup seni garajda bekleyen içindeki o potansiyeli yani Porsche'u veya Mercedes'i kullanman gerekiyor. Yani kendini keşfetmen gerekiyor, kendini bilmen gerekiyor, kendini tanıman gerekiyor. Senin engellerin nelerdir, ayak bağların nelerdir, yeteneklerin nelerdir? Bir onu bul, yani yeteneklerini bul. Yanlış yerden başladığın zaman, yanlış düğmeyi iliklediğin zaman yanlış bitiyor. Hadis-i şerif var, kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Öbür türlü kendini bilmeden, kendini tanımadan, kendi kabuğunu kırmadan, kendini geliştirmeden hareket edersen ömrünü zayi edersin. Sadece kendi ömrünü zayi etmekle kalmayıp başkalarının hayatını da zayi eder, onların hayatlarını da israf edersin ve kul hakkına girersin. O yüzden kendi üzerinde çalışmaya başla ki başkalarına faydalı ol. En önemli konu bu. Bu konuda yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Yani biz çok gördük insanların gerçekten adım adım başardığını gördük. Şahit olduk. Herkes yapabilir, herkes başarabilir, herkes kabuğunu kırıp ayak bağlarından kurtularak yeteneklerini kullanabilir yani. Bu şekilde de arzuladığı hedefe, başarıya, berekete ulaşabilir. Bu konularda bizim de sizlere yardımcı olmamızı istiyorsanız o zaman bizimle iletişime girebilirsiniz. Bizimle iletişime girebilmek için hemen bu videonun altında link var. Linke tıklıyorsun, formu dolduruyorsun ve gönderiyorsun. Ben de ekibimle beraber analiz edip ön görüşmede ayak bağların nelerdir, yeteneklerin nelerdir bunları konuşuruz. Bu yeteneklerini kullanıp arzuladığın hedefe nasıl ulaşırsın bunu adım adım anlatırız. Ön görüşmek için tekrar bu videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.